İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Bürakın, Bingöl'ün yüzen adaları. Efsanevi komandos bugün 80 yaşında. Bu yılın ilk çeyreğinde Arsak Cumhuriyeti doğum evlerinde 411 çocuk dünyaya geldi. ABD, Türkiye'ye S-400'den vazgeçmesi için 2 hafta süre tanıdı. Halep merkezinde 2 roket patladı. Arsak Cumhuriyeti Futbol Bayramı çerçevesinde konser programları. Bugün Charles Aznavour'un 95. doğum günü kutlanıyor. Batı Ermenistan'ın Bürakın Bingöl'ünde dünyada eşi benzeri olmadığı belirtilen ve tescillenen yüzen adalar baharla birlikte tamamen yeşile bürünürken bu yıl 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan hiçbir yüzen ada üzerinde Bırakın Bingöl'deki yüzen adalar gibi ağaç yetişmediği öğrenildi. Krater Gölü konumunda olan yüzen adaların bulunduğu gölün derinliğinin ise 50 metreden fazla olduğu belirtiliyor. Yaz ve kış aylarında su seviyesi aynı kalan gölün ortasındaki 3 ada rüzgarın etkisiyle sal gibi her tarafa ağır ağır hareket ediyor. Bugün Komandos adıyla anılan Arkady Der Tatavosyan'ın doğum günü. Efsanevi komutan 80 yaşına girdi. Arsak-Karabağ Savaşı komutanı olan Komandos 1962'den 1990'a kadar Leningrad, Almanya, Çekoslovakya, Belarus ve Yerevan'da Sovyet birliklerinin askeri birimlerinde görev aldı. 25 Mayıs 1992'de tüm general rütbesine yükseltildi. 1991-1992 yıllarında Der Tatavosyan, Toh ve Sarinşen'in kurtuluşu ile Martakert, Hardurt ve diğer bölgelerin savunma savaşlarına komutanlık etti. 1991-92 yıllarında kendi liderliğinde Şuşi'nin kurtuluş planı 8-9 Mayıs tarihlerinde hazırlandı ve uygulandı. Dağlık koşullarda ustaca mücadele ettiği için Afganistan'da Dağ Tilkisi lakabını aldı ve kişisel cesaret ve komutanlığı için Artsakh Cumhuriyeti'nde özgürlük savaşçıları ve siviller arasında komandos ünvanıyla onurlandırıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde Artsakh Cumhuriyeti'nin doğum evlerinde 411 doğum gerçekleşti. Bunların 206'sı erkek, 205'i kızdı. Artsakh Cumhuriyeti genelinde 219'un ilk çeyreğinde 214'ü erkek, 217'si kız olmak üzere 431 doğumun gerçekleştiğini belirtmek gerekir. Bu 431 doğumun 411'i Artsakh Cumhuriyeti, 20'si ise Ermenistan Cumhuriyeti doğum evlerinde gerçekleşti. CNBC ajansından Armen Press'in edindiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin 2 hafta içerisinde Rus S-400 füze kompleksini satın almaktan vazgeçmesini istiyor. Washington, Ankara'nın Moskova ile vardığı anlaşmayı Haziran'ın ilk hafta sonuna kadar iptal etmesi konusunda ısrar ediyor. S-400 yerine Türkiye'nin ABD Patriot füze savunma sistemi satın alması gerekiyor. Eğer Türk makamları bunu reddederse 5. nesil F-35 savaş uçağı üretiminden çıkarması gerekecek. Türkiye zaten sipariş ettiği 100 uçağı alamayacak ve ABD ile NATO tarafından yaptırımlara maruz kalabilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı kaynağı CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD'nin bu son ihtarının olduğunu doğruladı. Türkiye başarısız olursa ülke ciddi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Al-Ahbariye televizyon kanalının belirttiği ve Tert AYM tarafından aktarılan habere göre Suriye'nin Halep şehrinin merkezindeki roket patladı. Kaynağa göre birkaç ambulans yollanan olay yeri güvenlik görevlileri tarafından kuşatılmış durumda. Halep'teki bu saldırı hakkında daha fazla ayrıntılar belirtilmiş değil. Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan KONIFA 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış töreni daha önce de belirttiğimiz gibi 1 Haziran'da gerçekleşecek ve burada yerli ve yabancı birçok pop sanatçısı sahne alacak. Arsak Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert Meydanı'nda devam edecek olan konser programında 2 Haziran saat 22'de şarkıcı Andre'nin solo bir konser vereceğini de ekleyelim. Bugün Ermeni asıllı büyük şarkıcı, besteci, şair, oyuncu, Ermenistan ulusal kahramanı Charles Aznavour 95. yaş gününü kutlayacaktı. Aznavour birçok popüler şarkının bestecisidir. Müzik kariyeri boyunca Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Ermenice olmak üzere farklı dillerde yaklaşık 1200 şarkı kaydetti.
kendisi ve başka müzisyenler için binden fazla şarkı yazdı. Şarkıları Edith Piaf, Liza Minnelli, Mstislav Rostropovich, Julio Iglesias, Cher, Joe Dassin, Ray Charles ve diğerleri tarafından seslendirildi. 1988 Spitak depreminden sonra birçok kez Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etti ve afet bölgesinde bulundu. Aznavur Ermenistan için adlı deprem mağdurları için yardım vakfı kurdu. 1995'ten itibaren Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özel onursal büyükelçisi olarak UNESCO'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin daimi delegesi görevinde bulundu. 2009'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin İsviçre Büyükelçisi olarak atandı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı ünvanı yanı sıra Arsah Cumhuriyeti'nin Grigorlu Savoriç ile Tekean Kültür Birliği tarafından pırlanta kaplı Ararat madalyası ve Fransız Şeref Lejyonu'nun iki madalyaları ile onurlandırıldı. 2009'da 20. yüzyılın en iyi şarkıcısı olarak tanındı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Charles ve Seda Aznavur tarafından seslendirilen Yisku Hümetet Çimkidi adlı eseri sunuyoruz. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.